Dün Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk etti. 5 golün atıldığı maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da 87. dakikada Fenerbahçe'nin atmış olduğu golle Fenerbahçe galibiyeti buldu. Fenerbahçe bu galibiyette puanını 79'a çıkardı. Trabzonspor ise 49 puanda kaldı. Ancak karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşanan bazı şeyler nedeniyle maalesef ki şu anda dünya gündemindeyiz. Fenerbahçe'nin ilk golünden sonra tribünden atılan cisimlerden biri Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan İsmail Kartalı isabet etti. Ardından da kendisine buz torbası ile müdahale edildi. Ve kendisi yedek kulübesine oturtuldu. Ancak Trabzonsporlu taraftarlar maalesef ki durmadı. Ve sahaya atmış oldukları patlayıcı maddeler ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi olan Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi. Aslında burada kendisinin maçı ertelemesi gerekiyordu çünkü oyuncuların başına bir şey gelebilirdi. Fakat bunu yapmadı. Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeliler sağ ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bazı Trabzonspor taraftarları güvenlik güçlerini geçerek sahaya indiler ve Fenerbahçeli oyuncuların üzerine koşmaya başladılar. Ardından da ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı ve Fenerbahçeli oyuncuları ile Trabzonsporlu taraftarlar resmen birbirlerine girdiler. Hatta taraftarlardan biri sahaya kesici bir alet indi. Ancak neyse ki kimsenin başına bir şey gelmedi. Yaşanan arbede nedeniyle Fenerbahçeli oyuncular 3 saat boyunca stadyumdan ayrılamadılar. Havalimanında ise takımı çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Ardından bu olay dünya gündeminde bir skandal olarak değerlendirildi. Birçok haber sayfası bu konuyla ilgili yorumlar yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da elbette bu kişiler hakkında soruşturma başlattı. Ve kendilerini yapmış olduğu açıklamaya göre sahaya atlayan 12 kişinin kimliği tespit edilmiş. Soruşturmalar ise halen devam ediyor. Bu olayın ardından elbette Twitter'da da kaos hüküm sürdü. Bazı insanlar taraftarlara yumruk atan bu oyuncuların ceza almasını isterken bazı insanlar ise bunun nefsi olduğunu söyledi. Ancak büyük ihtimalle iki takıma da çok ağır cezalar yazılacaktır. Gel gelelim ceza yazılmalı mı? Evet, birazcık da bunu konuşalım. Öncelikle beni bilirsiniz, ben çok da fazla futboldan anlayan birisi değilim. Bu yüzden de maçta çok fazla tartışılan penaltı pozisyonları, işte ne bileyim faul pozisyonları falan bunları konuşmayacağım ve yorumlamayacağım. Çünkü bunlardan anlamam. Benim yorumlayacağım şey bu kavga görüntüleri olacak. Ve bana göre Fenerbahçeli oyuncuların burada yaptığı şey net bir şekilde nefsi müdafadır. Burada eğer ki birisi ceza alacaksa bile bu adamlar almamalı yani. Neden diye soracak olursanız kısaca özetleyeyim. Bu adamlar öyle haber sayfalarının yazdığı gibi tırnak içinde taraftarları döv miyor. Bu adamların sahada dövdüğü kişiler futbol teröristleri. Ve evet, sahaya atlayan kişilerin teröristten bir fark yok benim gözümde. Çünkü bu adamların amacı zaten oyuncuları darp etmekti ve oyunculara saldırmaktı. Bu adamlar öylesine sahaya atlamadı yani bir amaçları vardı. E olay yerinde polis de olmadığı için Fenerbahçeli oyuncuların kendisini koruması şarttı. Hayır yani gerçekten insanlar tam olarak ne bekliyordu anlamıyorum. Bir adam bana böyle koşa koşa gelecek, elinde de artık bıçak mı var, bir alet mi var, ben bunu bilmeyeceğim ve ben bu adama karşılık vermeden öyle ayakta duracağım öyle mi? Lan böyle bir dünya mı var? Bir kere bu taraftarların sahaya atlaması zaten işin bittiği nokta. Senin sonuç olarak bir taraftar olarak orada olmaman gerekiyor. Bak işi en masum yerinden yorulmasak bile. Bu adamlar mesela atıyorum fotoğraf çekmek için sahaya atlamış olsalar bile ki böyle bir şey olmadığını zaten biliyoruz ama işi yine de birazcık masumlaştırmaya çalışalım. Yine de Fenerbahçeli oyuncuların yaptığı şey gayet normal. Sonuç olarak bu adamlar olmaması gereken bir yerdeler şu anda ve sana doğru hızla koşuyorlar. Yani ne yapacakları belli değil. Ve baktığın zaman kimse de bu duruma müdahale etmiyor. E o zaman senin bu duruma müdahale etmen lazım oyuncu olarak. Kendini o adamdan koruman lazım yani. Yani bu aynı neye benziyor biliyor musunuz? Sizin evinize tanımadığınız bir adam giriyor ama siz diyorsunuz ki önce amacını öğreneyim. Ya amacı ne olabilir ki? Sonuç olarak girmemesi gereken bir yere izinsiz bir şekilde girmiş. O saatten sonra sana yapacağı hamleyi beklemenin bir manası yok yani. Ne yapacaksın Allah aşkına? Adamın seni öldürmesini mi bekleyeceksin? Böyle bir mantık olabilir mi lan? Bakın bir takımı çok sevebilirsiniz ve fana olabilirsiniz. Eyvallah bunda bir sıkıntı yok. Ama en azından böyle durumlarda acaba biz olsaydık ne yapardığı düşünmeniz gerekiyor. Ve empati kurmanız gerekiyor. Yani bu oyuncuların bundan dolayı ceza almasını istemek tamamen salaklık. Çünkü bu adamlar rastgele stadyumdaki taraftarlara saldırmadı. Bu adamlar sadece kendini korudu. Ve bunu takım tutmayan birisi olarak söylüyorum bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Ya bir de zaten Allah aşkına Trabzonsporlu taraftarları kimlerin savunduğuna baktığınız zaman zaten olayı net bir şekilde anlıyorsunuz. Salih Gergerlioğlu'nun yazdığı şeye bak. Neymiş efendim? Kendim adama tekme atıyormuş. Nefsi müdafaa değilmiş bu. Ya o adamın orada ne işi var? O adam zaten oraya oyunculara saldırmak için giriyor. Ulan eleman burada bile teröristi savunmuş ya böyle bir şey olabilir mi? Bir tanesi de şey yazmış işte Fenerbahçeliyim Trabzonlu seyirci yapacağı normal şeyi yapmış ama profesyonel bir futbolcunun bunu yapması kabul edilemez. Uzaklaş git. İşin ne orada? Ulan salak herif. Adam futbolcu yani orada olması gereken kişiler de zaten futbolcular. Asıl öbür adamların orada ne işi var ya? Senin önce bunu sorgulaman gerekiyor. Yani gerçekten hemfikir olmamız gereken konularda bile insanlar aşırı fanatik davrandıkları için hemfikir bile olamıyoruz. Futbol dediğimiz şey normalde sizin sadece bir eğlence kaynağınız olması gerekirdi. Kazandığınız zamanlarda olduğu gibi bazen kaybettiğiniz zamanlarda bile keyif alabiliyor olmanız lazım yani. Sonuç olarak dünyanın sonu değil. Bu sadece bir oyun ve bizler de seyircileriz yani oyunun içinde bile değiliz. Ama insanlar harbiden bunu anlamıyor ve bazı insanlar gerçekten futbolu hayatlarının merkezine koyuyorlar. Ama bu durum bana gerçekten gerçekten garip geliyor mesela. Fanatik olmak kesinlikle sıkıntı değil fakat aşırı aşırı fanatik olmak bana garip geliyor. Çünkü böyle insanların gerçekten gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ve biliyorum futbolcu tayfa birazcık sinirli olduğu için burada bana sövecek bir sürü insan olacaktır muhtemelen. Canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Umarım demek istediklerimi bir gün anlarsınız ne diyeyim. Ve umuyorum bu olayın herhangi bir benzeri bir daha yaşanmaz. Daha fazla bu konularla gündem olmayalım lütfen. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.